Merhaba, tekrar ekranları başında izleyicilere selamla, selamla, saygıyla selamlıyorum. Bir sektörün nabzı programında daha birlikteyiz. Bugün 15. programımızı yapıyoruz. Pandemi süreciyle birlikte başlayan programımızı her programda birbirinden değerli konuklarımızı konuk alarak sektöre dair, sektörle bağlantısı olan diğer sektörlerle ilgili konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bu programımızda da birbirinden değerli konuklarımız var. TÜRSAP İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç. Kıvanç Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Diğer konuğumuz Lütfü Kırdar Kongre Merkezi Genel Müdürü Handan Boyca. Handan Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Evet, diğer konuğumuz da ekonomist Murat Yeşilyurt. Murat Bey, siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bugün konuklarımızla birlikte İzmir bölgemizi, Ege bölgemizdeki sektörle ilgili son gelişmeler ne durumda? Şu anda bölgede özellikle iç turizm hangi aşamada? Zaten incoming olmadığı için henüz dış turizmle ilgili çok fazla bir şey konuşamayacağız ama dış turizmin etkilerini konuşacağız. Bununla birlikte pandemi süreciyle birlikte kongre turizmine, toplantı turizmine, maaş sektörüne farklı bir bakış açısı geldi. Bu konuları da Handan Hanım'la değerlendirmeye çalışacağız ve 2019 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığının neredeyse tamamını %95'ini kapatan turizm sektörü 35 milyarlık gelirle tek başına kapatan bir sektördü. Bu yılda yaklaşık 40-50 milyar aralığında bir döviz girdisi bekliyorduk ülkemize. Bu neticede ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir girdi olacaktı. Fakat turizmdeki bu daralmadan dolayı, ekonomik ve pandemiye dayalı bu krizden dolayı böyle bir döviz girdisi olmayacak. Dolayısıyla ekonomi piyasası da ciddi anlamda bir daralma gösterecek. Bu daralmanın hem turizm sektörüne hem de diğer sektörlere, Türkiye ekonomisine ne gibi etkileri olacağını da Murat Bey ile değerlendirmeye çalışacağız. Ve bununla birlikte tabii ki sizlerden gelen, izleyicilerimizden gelen sorulara da cevap bulmaya çalışacağız. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum konuklarımıza ve Kıvanç Bey ile başlamak istiyorum. Kıvanç Bey, tekrar merhaba. İzmir'de nasıl havalar? İzmir'den selamlar. İzmir'den hava çok sıcak. Yaklaşık 35 derece. Her zamanki güzelliğiyle İzmir her şey hazır. Turizm hazır ama maalesef turizm yok. Tam sezon. İzmir'de bu dönemlerde plajlar, oteller tamamen dolu olduğu zamanlarda. Biz bu dönemlerde bir iki tane oda bulamaz iken İzmir'de, İzmir sahillerinde, İzmir plajlarında bugün açılmayan yüzlerce otel var. Şu anda bizim hem acentalarımız hem sektör, turizmin diğer paydaşları, turizm taşımacıları, rehberler, otellerin durumu şu anda nasıl geçiriyorlar, nasıl değerlendiriyorlar bu süreci? Kıvanç Bey, buyurun lütfen. Tabii Ali Bey. Ali Bey, istiyorsanız önce İzmir bölgesiyle ilgili TÜRSAP ile ilgili birkaç bilgi vereyim. Biliyorsunuz son yönetim kurulu kararıyla Ege BTK İzmir BTK olarak değişti. Bizim birliğimize yaklaşık, yani İzmir BTK'ya bağlı yaklaşık 430 tane seyahat ajantımız var. Ve bu seyahat ajantıların çoğu genelde iç pazara yönelik çalışıyorlar. Yani biletleme, kültür turları, otel rezervasyonları, okul turları, hac ve umre turları gibi ürünlerle hizmet veriyorlar. Bu 2019'a kadar böyleydi. Maalesef ki 2020 pandemiyle birlikte, zaten var olan belli başlı sıkıntılarla birlikte, pandemiyle birlikte bu sıkıntılar zirve yaptı. İzmir'deki şu anki durum nedir diye sorduğunuzda şöyle bir cevap vereyim. İzmir'deki seyahat ajantının yaklaşık 125'i şu an çalışıyor dersem yalan olmaz. Yani birçok seyahat ajantası şu an bakanlığımızın verdiği 31-12'ye kadar verdiği hakla evden çalışmaya çalışıyor ya da tümüyle kapalı. Dolayısıyla şu anki durum bizim 2019-2018 yıllarıyla karşılaştırdığımızda yaklaşık olarak 1/4 kapasiteyle devam ediyor. Bayram döneminde ama şunu gördük ki, yani biraz olsun bizi umutlandıran bir noktaydı aslında. Vatandaşlar aslında bunalmış, yani
seyahate çıkmak isteyen bir halkımız var. Her ne kadar bu tabii çok büyük tepki de yaratmış olsa da pandeminin tekrar tetiklendiğini gösterdiği için bizler için aslında şu bir göstergeydi. Yani olaylar şu pandemi dönemi veya şu virüs olayı belli seviyelere indirgendiği takdirde vatandaşımız buna dikkat ederek belli rakamları aşağı çektiğimiz takdirde aslında turizmin de tekrar canlanabileceğini biliyoruz. Geçenlerde Cumhurbaşkanımız da açıkladı biliyorsunuz. Türkiye'de normalleşmeye döndük ama normalleşmeyen tek sektör turizm sektörü. O yüzden bu virüsle ilgili artık gerçekten topluluk olarak belki belli bir eğitime, belli bir bu olayı görev edinmeye başlamalıyız ki artık bu rakamların yükselmeyi değil daha çok aşağı çekilmesini sağlayalım ki hem iç turizmi hem dış turizmi de hareketlendirelim. Evet, çok teşekkür ediyorum Kıvanç Bey bu girişten dolayı. Peki şu anda İzmir bölgesinde özellikle Çeşme bölgesinde İzmir sahillerinde bu arada şeyi de söylediniz tabii Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı İzmir bölgesi olarak bir değişimde altını çizdiniz. Şu anda İzmir bölgesindeki sahillerdeki %25 ajantalarımız çalışıyor. Otellerdeki durum nedir? Açılmayan ne kadar otel var yaklaşık? Otellerdeki durum şu Ali Bey, yaklaşık %50 bir açılmayan otel sayısı vardır sahil bölgelerinde özellikle. Çünkü sahil bölgeleri iç pazara yönelik çalışılır ama ana müşterisi aslında yurt dışı. Yani incoming müşterisine yönelik oteller. Açılan oteller de zaten %100 kapasiteyle çalışmıyorlar. Yani bugün Seferihisar'da 400-500 odalı bir tesisin sadece 150 odasının açık olması veya Kuşadası'nda veya Gümüldür'de veya Çeşme'de otellerin yarı yarıya kapasite çalışmıyor olması aslında olayın durum yani vehametini gösteriyor. Birçok otelci arkadaşımız da otellerini hiç açmamaya karar verdiler. Bence bu da yanlış bir karar değildi. Çünkü zaten sadece iç pazara yönelik çalışılacak bir 2020 yaşıyoruz. Kapıları ne zaman açılacağını bilmediğimiz bir dönemden geçtik. Baktığınız zaman da yanlış bir karar olmamış. Yani bugün geldik 10 Ağustos'a. Ruslar daha yeni gelmeye başladı ki Ege bölgesinin şöyle bir dezavantajı da var. Önce güney sahillerimiz dolar, ondan sonra İzmir bölgesine müşteriler kaymaya başlar. Dolayısıyla bu sene de çok fazla bir yurt dışında bir hareket olacağını görmüyoruz. 30 Ağustos'ta da okulların açılacağını düşünürsek birçok otelci arkadaşımızın da herhalde Eylül ayının içinde en geç Eylül ayının sonuna doğru otellerini kapatacağına da inanıyoruz. Yani 2019 sezonu maalesef böyle zararını ne kadar az kapatırsam büyük bir kar mantığıyla şu an çalışmaktalar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Handan Hanım'a şimdi söz vermek istiyorum. Handan Hanım tekrar merhaba. Bu arada tekrar merhaba. Başınız sağ olsun. Yakın bir zamanda ağabeyinizi kaybettiniz. Tekrar Allah sabırlar versin. Sağ olun. Allah mekanını cennet eylesin. Handan Hanım, siz Türkiye için, İstanbul için çok önemli bir kongre merkezinin genel müdürlüğünü, yöneticiliğini yapıyorsunuz. 2020 yılı için öngörüleriniz, hedefleriniz neydi? Tabii bundan hiçbirisi gerçekleşmedi. Ve bu süreci nasıl geçiriyorsunuz? Başta söylediğim gibi toplantı sektörüne yeni bir yaklaşım geldi mi? Özellikle bu süreçte şu anda bizim bile yayınımızı Skype üzerinden her birimizin farklı farklı yerlerde yapmış olduğumuz bir platforma dönüştü artık toplantılar vesaire. Bu realde gelecek süreçte de böyle devam eder mi yoksa eskiden olduğu gibi yine biz otellerde, toplantı salonlarında, kongre merkezlerinde toplantılarımızı mı yapmaya devam ederiz? Bununla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? Tabii öncelikle ümit ediyoruz ki 2 sene sonra belki 3 sene sonra tekrar belki tamamen fiziksel toplantılara değil ama ağırlığının fiziksel hibrit olan toplantılara döneriz. Şimdi tabii 2020 beklentilerimiz neydi dediğinizde 2020'de
bana sorarsanız ben biraz İstanbul ve kongre turizmine geri dönerek bir iki bilgiyle buna cevap vermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Tabii İstanbul'un çok altın yılları vardı ama bu kongre sektörünün de altın yıllarıydı diyelim, 2013'ler. Ama dünyada devam etti, bizde etmedi, bizde bir inişe geçti. Yani istikrar, güvenlik ve muhtelif sebeplerden. Aslında tabii son 5 yılı İstanbul'un kongre turizmi anlamında düşüş yaşadığı, kayıp yaşadığı yıllar. Yani 2020 zaten bir mucize yıl olmayacaktı. Ancak çok önemli olan bir husus vardı. Tekrar İstanbul'a dönüş başlamıştı. Yani tekrar teklifler başlamıştı. Yani benim 5 tane uluslararası etkinliğim vardı bu sene mesela. Burada 2021 yılına teklifler, kontratlar, 2022'ye, çünkü bildiğiniz üzere yani kongre turizmi hemen hani bugün rezerv edelim de Eylül ayında gelelim gibi bir sektör olmadığı için zaten bunun 2020'nin de tohumlarının çoktan 17'lerde, 16'larda, 18'lerde en geç hani event olarak baktığınızda belki bir dernek birlik kongresi değil ama 19'larda atılmış olması gerekirdi. Burada bir ivme, İstanbul'a bir dönüş vardı. Tabii pandemi bunu hani yıl 2021-22'de olmak üzere uzattı diyelim, erteledi. Dolayısıyla yani 2020'nin, ki ben aşağı yukarı şöyle söyleyeyim size, belki bu bir şey getirir, bir bakış açısı. Mayıs ayında diğer dünyadaki, diğer kongre merkezindeki meslektaşlarımız kurum ve kuruluşlarla, aralıklarla tabii ki, özellikle pandemi sonrası yaptığımız sohbetlerde tüm dünyada neler oluyor, diğer kongre merkezlerinde neler oluyor? Tabii biz buna salt kongre merkezi olarak değil, fuar ve kongre merkezi olarak bakıyoruz. Herkesin beklentisine, ne zaman normale dönülecek gibi. Çünkü sonuçta uluslararası kongreler dediğinizde bunun dışında bu kocaman bir ekosistem, bunun dışında düşünemezsiniz kendinizi. Yani herkesin beklentisi, her şeye rağmen o zaman yine bir iyimserlik vardı. Yani bizlerde de vardı. 2020'nin son çeyreğinde uluslararası değilse de, ki bazı destinasyonlar uluslararası toplantıları bile bekliyorlardı, ulusal toplantıların ve kongrelerin devam edeceği yönündeydi. Çok büyük değil ama 300 kişi. Kimi ülkede 300, kimi ülkede 500 verilen müsaadelere göre. Biz biliyorsunuz bir süredir aslında toplantı sektörünün ne zaman açılacağını, yeniden ne zaman toplanılabileceğini ve ne zaman kongrelerin yapılabileceğine dair bir izin, bir müsaade, bir açıklık içerisinde olamadık. Dolayısıyla 2020 özetle efendim tamamen kayıp bir yıl tabii ki. Yani bu kongre merkezi olarak, Lütfi Kırdar olarak söylemem gerekirse, salt toplantı sektörü, kongre, ki bunların hepsi birbirinden çok farklı. Etkinlik, hani Mayıs diye bakalım, kongreden çıkalım diye baktığınızda bizim hiç yoksa 18 tane, 20 tane konserimiz vardı ki bunların içerisinde uluslararası etkinlikler de vardı, festivaller de vardı. Tabii ki bunların hepsi ağırlıklı olarak iptal oldu diyeyim ben size. 2021'e ertelenenler, ötelenenler oldu. Tabii ki bu süreç biliyorsunuz pandemi süreci, işte depozitoların iadesi, mücbir sebep nedir, kontratlarda nasıl yer almalıdır? Hani uluslararası kongrelerimiz, ki bir tanesini 2021'e erteledik. Bir 2021'in bugün iptali geldi mesela. Yani bütün bunların çok hızlı hareket etti, iptallerin çoğaldığı, kontratlara dönüldü bir yıl oldu maalesef. Yani böyle tabii sadece kongre merkezi olarak değil, bildiğiniz üzere bütün sektör olarak, ben tabii kongre sektörünü her zaman ayrıştırıyorum, önemli bir kayıp var. Şimdi burada ben hani konuşmalarımızı biraz 7,5 dakika umarım aşmam. Hala vaktim varsa. Aşabilirsiniz. Aşabilirsiniz. Evet. Buyurun. Hatta evet. Kongre sektörünün, sizin sektörün hangi sektörlerle direkt ilişki içerisinde olduğu, hangi sektörleri beslediği konularından da bahsedebilirsiniz. Çünkü izleyicilerimiz, sektör dışındakiler şunu tam anlamaya olabilir. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi var. Burada etkinlik yapılıyor, konser yapılıyor, işte toplantılar yapılıyor. Dan ibaret düşünüyor olabilirler. Oysa ki bunun teknik anlamda, yeme içme anlamında, ulaşım anlamında, konaklama anlamında birçok sektörü direkt beslediğini de vurgulamak ve ekonomisinden de bahsedebilirsiniz. Handan Hanım, buyurun lütfen. Çok doğru, sağ olun. Şimdi tabii kongre turizmi gerçekten kendine ait bir ekosistemi olan, hani çok da lojistik turizm sektörünün, turizmin bildiğimiz anlamda bir parçası olmayan, olan ama olmayan, yani farklı dinamikler olan bir sektör. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Ama bir kez daha üstünde durmak gerekirse, tabii ki
40'tan fazla sektöre etki ettiği söylenen bir sektörden bahsediyoruz. Ama ben turizm sektörünü de böyle görüyorum aslına bakarsanız. Yani tedarikçileriyle işte yiyecek, yani bir toplu organizasyonlar diye baktığınız zaman tabii ki birden fazla sektöre dokunuyorsunuz doğal olarak. Fakat bundan daha önemlisi, yani bu işin ekonomik tarafı, ekonomisi. Birazdan ilk rakamlarını da paylaşırım. Fakat bundan daha da önemlisi tabii ki uzun vadelere yayılan bir turizmden bahsediyoruz ki şu anda bence pandemi döneminde bizim için en önemli husus da bu. İleriye dönük destinasyonu güçlendirecek, markayı güçlendirecek bir sektörden bahsediyoruz. Diğer turizm alanlarını ve dallarını da gastronomi de koyabilirsiniz, normal kültür, tarih. Hepsini doğrudan etkileyen ve onları da güçlendiren bir sektörden bahsediyoruz. Tamamıyla gelen sektörü, bu sektörü oluşturan gelen ziyaretçi diyelim, delege adını ne koyarsak, akademisyenler, bilgi sahipleri, bilginin paylaşıldığı bu platformlar aslında destinasyonu güçlendiren, tanıtımını, pazarlamasını en kuvvetli yapan, ki bugün 600 zannediyorum, siz daha iyi bilirsiniz, 600-650 dolar olan ortalama turist gelirinin birçok ülkede 2000-2500 dolarlara çıkartan bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi yani bu tabii Lütfü Kırdar'da konserler yapıyor. Bir uzun yıllar Lütfü Kırdar biliyorsunuz İstanbul'un gerçekten tanıtımında ve kongre sektöründeki tek isimdi. Daha sonra diğer kongre merkezlerimizde oldu. Bunun tek sebebi bir talebin olmuş olmasıydı. Ne güzel günlerdi tabii. Bu talebe cevap veremeyen İstanbul'da 3 tane hedefine, yani amacına diyelim, amacına yönelik kongre merkezi. Aslında bu kongre merkezlerin amacı uluslararası kongrelere, hani ulusal dolar değil mi? Uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmaktı ki düşünün İstanbul bu kongrelere cevap veremeyecek kadar talep alıyordu. Şimdi hani İKKA diye herkesin bildiği aslında ama yine de açmak isterim ICCA, Uluslararası Toplantı ve Kongreler Birliği. İKKA'nın mesela geçen sene dünyada, yani ben böyle tek bir defa yapılan, işte bir kurumun yaptığı, tek başına bir kere yapılmış bir daha yapılmayan kongreleri kastetmiyoruz. Tabii bu sektörün en büyük önemi ve değeri dünyada rotasyonu olan binlerce kongrenin olması. Yani bunların kıtalar arası olması, şu olması, bu olması. Yani detaya girmeyeyim. Çok detay olur kongre şeyi olmasın bu. Sektörünü anlatmak olmasın salt. Ama 2019 yılında dünyada rotasyonu olan 12.500 tane uluslararası dernek birlik kongresi var. Ve biz Türkiye olarak bunun sadece 97 tanesini almışız. Yani bu hani geçmişte neydi ki buralara geldik diye bakarsanız İstanbul geçen sene, ondan bir önceki sene 84. sıraydı. Geçen sene 40 sıra yükselmiş. Bu da diğer destinasyonların zafiyetini gösteriyor tabii bir anlamda. Veya çok fazla destinasyon olmasını da gösteriyor. Ama popülaritesini de gösteriyor İstanbul'u. 40 sıra atlayarak 44. oldu. Ama beni çok üzen şey Bibiana gibi bir şehirle bu sırayı paylaşmasıdır. İstanbul 6. sıralardadır. Yani idi geçmişte. 44. olmasına hepimiz üzüldük. Üzülmekle olmuyor tabii. Ama şöyle bakarsanız bu kadar değerli, bu kadar kıymetli bir toplantı ve uluslararası toplantı ve kongre sektörü, akademi dünyasını, ekonomiyi, şehrin gastronomisini, eğlence sektörünü, her şeyi etkileyen bu kadar değerli bir sektörün ki turizm gelirlerini başta, yeterli tabii ki mazur görürseniz kıymeti veya ilgiyi görmediği kanaatindeyim ben. Bunun tabii bir takım dinamikleri vardı, belki bir takım sebepleri vardı ama bugün tekrar 2023 ise bunun adı, gerçekten ivedilikle çalışmaya başlamak lazım. Kongreler öldü diyenler var. Kongreler bir daha yaşamazsa bir de iç bunun ulusal kongreler boyutu var. O da çok ciddi bir ekonomi. Birçok ülkede uluslararası sektör durdu ama ulusal sektör kendi içinde gene bir şekilde yaşıyor ama bizde o da durdu. Yani burada PCO'larımız var, dediğim gibi ekosistem çok geniş. En önemlisi tabii ki şimdi lojistik sektörü ama akademiya, üniversiteler, diğer reel sektörler etkilendi ve tabii ki kamu. Yani burada kamusuz olmayacak, kamuyla birlikte işbirliğiyle hareket edilmediği sürece, STK'larla, üniversitelerle, ilgili kurum ve kuruluşlarla hareket edilmediği sürece bir stratejisi oluşturulamayacak bir sektörden bahsediyoruz. Çok değerli bir sektör. Aksi takdirde bu kadar yatırım yapılmazdı. Bugün Dubai, Abu Dhabi şu anda gerçekten bizi geçmiş, çok altımızdan gelerek bizi geçmiş destinasyonlar. Yani bunları söylerken asla bir şeyi olumsuzluk ve demotivasyon anlamında söylemiyorum. İstanbul'un, Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli hala var. Ama değişen şartlar, değişen trendler, kongrelerin nasıl yapıldığı, bugün kongre merkezlerinin dünyada birçoğu hastaneye çevirmiş durumda. Bizde daha hala böyle bir sorun yok.
yani ihtiyaç yok diyelim. Umarım da olmaz. Ama Excel London, Dubai, Singapur Expo bunlar şu anda hastaneydi ülkelerinde. Dolayısıyla gerçekten neler oluyor bitiyor dünyada çok yakından izlenmesi, networklerin kurulması, kolaborasyonun yapılması, işbirliğinin yapılması, münferiden PCO değil, münferiden kongre merkezi değil, hiçbir şekilde çalışmada olmaz. Tek başına convention büro değil, çok değerli TURSAP gibi, işte TROP gibi, otelciler gibi, TYD gibi saymayayım sonra saymadıklarım alınabilir, ticaret odamız gibi, bakanlığımız gibi, bütün kurumlar, valilik gibi. Aslında bu sinerjiyi hep konuştuk ama ben çok yakalayabildiğimiz kanaatinde değil, tekrar üzülerek söylüyorum. Hani biraz trendleri falan uzun oldu konuşmam, giriş biraz uzun oldu kusura bakmayın. Biraz daha neler yapılıyor dünyada, neler yapmamız lazım, İstanbul neler yapmayı isterseniz ikinci partiye bırakayım. İkinci bölümde konuşalım. Evet, ikinci bölümde konuşalım Handan Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi zaten işin en sonundaki dayanak ekonomik boyutu. Yani bu hem ülke anlamında hem sektörler anlamında hem de çalışanlar anlamında hem de işverenler anlamında. Evet, Murat Bey, bizim sektördeki durum bu. Sizler ekonomistler olarak sadece turizm sektörü değil tabii, bütün sektör ve bütün ekonominin nabzını tutan, yorumlayan, buralarla ilgili çalışmalar yapan birisisiniz. Dolayısıyla en başta da söylediğim gibi 2019 yılında ülkemize önemli bir turizm girdisi olmuştu. Her ne kadar kişi başı 649-650 bareminde olmuş olsa da ülkemize gelen bir para neticede, yani bir girdi. Yani burada kişi başı dövizin artırılması, işte nitelikli niteliksiz turist vesaire kavramlarını tartışacak değiliz. Yani biz işin şu anda ekonomik boyutuna bakıyoruz. Çünkü nedir bu? Günün sonunda hepimiz ekonomiyi konuşuyoruz. Yaşamın sürdürülmesi için, sağlığın sağlıklı olabilmesi için, insanların sosyoekonomik durumları çerçevesinde bir hayat standartı yaşayabilmesi için her şey ekonomiye dayalı. Bizim 2020 yılı beklentilerimiz gerçekleşmediğinde, gerçekleşmeyecek zaten onu görüyoruz, yaklaşık 40-45 milyar dolar girdi beklerken bugün ekonomi çevreleri, iş çevreleri ve bizim sektör yaklaşık böyle 10 milyar, 15 milyar dolar aralığında bir rakam konuşuluyor. Bunlar iyi rakamlar. Bu durumda olursa ülkemiz ekonomisinde bir daralma olur mu? Birincisi bu. İkincisi, bugünlerde yaşamış olduğumuz döviz hareketleri şu sıralarda gelmeyen sıcak paraya bağlı olabilir mi? Bu da ikinci sorum. Girişte bunları konuşabilirsek devam edeceğiz. Buyurun. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Önce davetiniz için de teşekkür ederim. Şimdi genel olarak baktığımızda tabii biraz daha makrodan, geniş çerçeveden bakmayı öneriyorum. Şimdi yeni ekonomik düzen diyorum ben. Aslında baktığınızda 2008-2009 sonrası, ki orada Amerika'da çıkan bir konut kredileri başta olmak üzere bir çıkan bir kriz vardı global anlamda. Bu krizle beraber farklı önlemler almıştı dünyadaki farklı ülkeler. Tabii 2020'ye geldiğimizde olay çok daha farklı ve ikinci bir dalga bu. Ve bu bundan sonraki sürece baktığımızda, yani 2020 ve sonrası diye bakmamız lazım artık tamamen ekonomi tarafına. Çünkü çok yepyeni bir düzene giriyoruz. Bundan sonraki düzen çok farklı gidecek parasal tarafta, finansal dünyada. Biraz önce Handan Hanım çok güzel bir şey dedi, işte hibrit kongreler ve benzeri gibi konular dedi örnek. Baktığınızda aslında yeni farklı bir boyuta da geçiyor kongre turizmine baktığımızda, bu sinyali alıyorum. Aynı şey ekonomi için de geçerli. Bugün dünya ekonomileri, tüm ülkeler için söylüyorum bunu, sadece Türkiye'ye has değil, çok daha farklı bir bakış açısına geçmeli. Tecrübeler çok önemlidir, geçmiş tecrübeler, ama geçmişte şunu yapıyorduk, böyle olur demek büyük bir yanılgı olacaktır. Bundan sonraki stratejileri ona göre kurmak lazım işin parasal tarafında. Tabii turizm girdisi, işte yabancı para kaynağına ülkemizin ihtiyacının fazla olması, evet doğru. Biz ciddi anlamda dışarıdan kaynak alarak imrenen ülkelerden biriyiz. Ama turizm tarafına baktığımızda ise sadece bize has değil buradaki kaybın oluşması. Bugün İtalya için de benzer bir durum vardır. İspanya için de, işte Yunanistan için de ve benzer
birçok ülke içinde, Amerika içinde ki çok ciddi anlamda biliyorsunuz hem eğitim üzerine de ciddi bir gelir vardır, onu da sayarsanız. Yani el netice aslında bir kere buradaki düşüşün herkes için geçerli olduğunu bilmemiz lazım. Türkiye'ye has bir durum değil. Yani biz evet 40-45 milyar dolar hedefliyorduk. Orta vadeli programa baktığımızda Sayın Bakan'ın açıkladığı, orada da yine bu rakamları görüyorduk. Çok yüksek bir turizm geliri. Çünkü Türkiye turizm gelirinden çok ciddi anlamda, ben hep bir sanayi sonuçta turizm kendi içinde, bacası sanayi. Böyle baktığımızda çok kıymetli ve önemli. İnanılmaz bir istihdam yaratıyor. Hele hele dönemsel olarak çok yüksek istihdam yaratıyor. Bugün işsizlik verileri açıklandı. Görüyoruz evet çok fazla bir yükselme yok, onu görüyoruz ama baktığınızda turizmin yaratacağı inanılmaz bir istihdam olacaktı yani böyle baktığınızda. Biz bugün bunu görmüyoruz. İşte Kıvanç Bey'in dediği gibi yarısı açık yarısı kapalı otellerin ya da üçte bir çalışıyorlar gibi. Bunların hepsi bir etkiliyor. En netice böyle bakınca Türkiye'nin turizm gelirine ekonomik olarak ihtiyacı var mı? Evet var. Kesinlikle var. Bu geliri kaybetmemeliyiz. Bu da doğru. Ha, kişi başı 650 dolardır, işte 640 dolardır gibi. O tabii işin tabii farklı bir boyutu, daha teknik bir tarafı. Onu yukarıya almak ya da daha aşağıya getirmek. Ama şu var, Türkiye'ye baktığınızda son 2-3 yılda çok ciddi ivmelenmiş bir turizm geliri yakalamıştı. Yani neredeyse işte 35-40 milyar dolar seviyelerine gelmiş. İşte geçen sene hem ülke cari fazlayla beraber kapatması turizm gelirinin büyük etkisi olduğunu çok net görüyoruz. Çünkü çok net elimize kalmıştı. Tabii bu seneye geldiğimizde bu rakam sizin de söylediğiniz gibi 10 milyar dolarlı seviyelere kadar gevşecek gibi görünüyor. Hani çok negatif olursak biraz daha altında olabilir ama ben çok olasılık vermiyorum. 10-15 milyar dolar arasında bir girdi olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu yeterli mi Türkiye ekonomisi için? Hayır. Yani tahmin ettiğimizin üçte biri gelecek. Tabii ki yetersiz bir yabancı para kaynak girişi olmasından dolayı, başta turizm olmak üzere, tabii ki içerideki farklı dinamikleri zorluyor. Biz bunun aslında bir lokma ilk etapta nerede görüyoruz? İşte döviz kurlarımızda son dönemde biraz kıpırdanma var biliyorsunuz. Tek tabii ki sebebi turizm gelirleri girdi girmedi değil. Tabii ki birçok nedeni var ama bunun 10 tane sebebi varsa bir tanesi de turizm gelirlerimizin azalıyor olması, beklentilerimizin bu yönde gidiyor olması. Yani bu bizim için çok önemli. İnşallah hani biraz belki mevsimsel etkilerle Ağustos ve Eylül ayı daha pozitif geçmesini umuyorum. Yani yurt dışında işte Almanya'nın, Rusya'nın ve benzeri hani bizim çok fazlaca turist sağladığımız ülkelerin bize kapılarını açması, hele hele işte Ege bölgesinde Kıvanç Bey bizden daha iyi bilecektir. Yani farklı birkaç lokasyonun aktif olmasıyla beraber bunlar pozitif etkileyecek ve biraz daha kaynak girişini arttıracaktır diye düşünüyorum. Beklentileri çok aşırı da bozmamak lazım. Negatif yöne düşünmemek lazım. Biraz önce konuştuk işte şehri çok etkiliyor. İnsanların kaynak anlamında gelirlerini çok etkiliyor. İşte bunların hepsini topladığınızda turizmin çarpanlarıyla birlikte baktığınızda çok ciddi anlamda ekonomiye etkisi var. Yani bugün mevsimsel işçi dediğimiz nokta bile olsa işte bir otelin temizlik görevlisinden, işte aşçısından ve benzeri her şeyin düşündüğünüzde devlet tabii ki şu anda bunu hükümetimiz finanse ediyor. Devletin bir finansmanı var ama tabii bu nereye kadar ve ne kadar yeterli? Tabii ki bu doğal olarak sonsuz gidebilecek bir şey değil. Kaynaklar da ortada. İşte bunları finanse ederken ekonomide İşte çaprazdan turizmin de verdiği negatiflikle ama yine altını çizerek söylüyorum. Bu Türkiye'ye has bir durum değil. Tüm dünyada bu sorun var. Türkiye'de bu sorunu yaşıyor. Ama biz birazcık daha bu konuya hassasız. Yani bir İspanya'dan, bir İtalya'dan ya da işte diğer ülkelere, Akdeniz coğrafyasına baktığımızda biz biraz daha hassas olduğumuzu görüyoruz. Yani ikinci yarıda isterseniz izniniz olursa hani orada daha hani kurlara nasıl etkiliyor, ekonomi açısından nereye gidiyor? Biraz daha derinleşerek anlatmak isterim. Peki ona geçmeden önce, ikinci bölüme geçmeden önce Murat Bey, şu son günlerdeki döviz hareketlerinin yukarı doğru yükselmesi neye bağlıyorsunuz? Bu sebep? Şimdi Türkiye tabii bir süredir hani bizim kendi içimizde baktığımızda bütçe tarafında bazı zorlanmalarımız başlamıştı. Neydi? İşte biraz borçlanma seviyesi Türkiye'nin yükselmeye başlamıştı. Buna karşılık yabancı yatırımcı tarafında Türkiye'de çıkışlar
vardı ki bunu çok net görüyoruz hisse senedi piyasasında ve tahvil piyasasında. Bir anlamda da aslında bizim sıcak para dediğimiz, yani doğrudan sermayenin çıkışı kolay değildir. Yani bir yatırım yaparsınız, bir otel alırsınız ya da bir bank alırsınız ya da bir fabrika alırsınız. Biz buna doğrudan yatırım diyoruz. Bu daha çok soğuk paradır. Bunun çıkması kolay değildir. Zamanı yayılır. Ama sıcak para hareketi dediğimiz daha çok yatırım amaçlı gelmişti. Türk tahvillerine yatırılmış, Türk hisse senetlerine yatırılmış kaynaklar çok daha esnek ve hızlı hareket eder. Son pandemiyle beraber tabii diğer ülkelerdeki zorlanmalarla da dikkate aldığımızda Türkiye'nin biraz bilançosunda zayıflık gördükleri anda bu tip para çok hızlı hareket eder. Pozitiflik gördüğü zaman da çok hızlı içeri girer. Geçmiş dönemde de bunu da görmüştük ama bugün baktığımızda son dönemde kurlardaki en önemli etken, iki tane etkenimiz var. Bir arada sürü psikolojisi dediğimiz bir olay var ortada. Bir, yabancı yatırımcının ülkeden çıkış kararı vermiş olması ve sıcak para tarafında hisse senedi ve tahvil tarafında çok hızlı çıkış gerçekleştirmesi ki tahvil seviyesinde sıcak para dediğimiz rakam neredeyse sıfırlanmış durumda Türk tahvili seviyesinde. Eurobondları dışarıda tutarak söylüyorum. Bununla beraber hisse senedi piyasasında da hızlı bir satış var. Buna ek olarak da tabii ki yerli yatırımcının, yani gerçek kişilerin başta olmak üzere çok yüklü miktarda dövize olan talebi. Biz maalesef dolarizasyonu yaşayan bir ülkeyiz. Yani biz döviz yatırımını çok seven, onu bir yatırım aracı olarak hep gören bir ülkeyiz. Türk lirasından çok yabancı paraya, başta Amerikan doları olmak üzere biraz daha güvenen bir yatırımcı profilimiz var içeride. Ben bunu hiçbir zaman doğru olduğunu inanmadım, hiç de doğruluğunu kabul etmedim ama riskler açısından baktığınızda haksızlar mı, haklılar mı, hani tartışılabilir bir konu. Ama en netice iki sebep var kurdaki son hareketin. Bir, yabancı çıkışı, iki, yabancı ile beraber yerli yatırımcının da bu furyaya katılmış olması. Şöyle bir canlı örnek vereyim. Dün yayınlanan veri, 9 milyar dolar 2 haftada bizim bankalardaki mevduatımız büyümüş yurt içi yerleşiklerin. Ya bu çok yüksek bir rakam. Yani 9 milyar dolar, bakın çıkan parayı demiyorum, bu bizim vatandaşımız Türk lirasından dövize dönmüş anlamına geliyor. Yani çıkmaması için bir neden yoktu. Tabii buna dikkat etmek lazım. Çünkü döviz kurunun artışı, evet baktığınızda dışarıdan incoming dediğimiz noktada daha ucuza turizm anlamında avantaj sağlıyor gibi görmekle beraber işte buradaki o 650 dolarlar dediğimiz seviyeleri de aşağıya çekecektir sonuçta kur etkisiyle. Daha da az, daha çok insan getirmemiz gerekecek. Yani netice hani turizm için, dışarıdan gelen için avantajlı bir yıl olacaktır. İnanıyorum ki hani 2021 inşallah bu pandemiyle, hani ben 6-8 ay kadar daha bu konunun devam edeceğini düşünüyorum kişisel olarak tırnak içinde. Çünkü finansal piyasalarda şunu bekliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim dünya piyasalarına göre. Bugün ilaç bulundu, bunu tedavi edebiliyor denildiği anda finansal piyasalarda inanılmaz bir, hani balayı ötesi bir dünya başlayacak. İnanılmaz pembe bir dünya başlayacak. Çünkü herkes onu bekliyor. İşte aşıyla ilgili birçok biliyorsunuz tarihler veriliyor. En son Amerikan Başkanı da 3 Kasım dedi. Yani en netice, yani ilaç aşı kavramları sanırım çok yakın. Bu halle olduğu anda korunabildiğimiz sürece finansal dünya çok mutlu olacak. İnanın daha iyi görmedik yani. Dünyadan ayrışmazsak eğer kendi içimizde, kendimizi biraz daha hızlı toparlayabilirsek Türkiye ekonomisi olarak dışarıda çok inanılmaz bir likidite var. Yani bol para var dünyada. O bol para harcanacak. İnanın turizmde de bunun çok büyük etkisini görürüz yani. Yeter ki içeride toparlayalım. Peki. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Tekrar döneceğiz ve konuşmaya devam edeceğiz. Kıvanç Başkan, tekrar sormak istiyorum. 1 Haziran'da normalleşme süreci başladı. Bu süreçten sonra bölgede nasıl bir hareket oldu? Özellikle sizin bölgeniz iş turizmin daha çok talep gördüğü ve bununla birlikte daha fazla bireysel tatillerin yapılmasına tercih edilen bir bölgeydi. Basında da gördüğümüz kadarıyla hem yerel basında hem ulusal basında hem meslektaşlarımızla görüşmelerimizde sahillerde ciddi bir doluluk olduğunu söylüyorlar. Böyle mi gerçekten durum? Ali Bey, özellikle hafta sonları durum böyle. Ama hafta içi maalesef ki o yoğunluklar yok. Yani tabii biz turizmciler polyanayız. Yani biz her zaman bardağın dolu tarafına bakmayı da seven bir meslek örgütüyüz. Biz 1 Haziran'dan sonra
en küçük hareketi bile aslında pozitif olarak algılamak zorunda kaldık. Çünkü ondan önce hareket sıfırdı. Yani bir sıfırdan daha iyi mantığıyla biraz ilerinden sonra her türlü hareketi de olumlu karşıladık. Demin söylediğim gibi biz özellikle bu Kurban Bayramı dönemindeki yoğunluğu gördüğümüzde aslında biraz daha rahatladık. Neden? Çünkü insanlar tatile çıkmak için bir kere kafaları rahat olması lazım. Yani siz bir tatile gidiyorsunuz, dinlenmek için gidiyorsunuz. Tekrar bir strese girmek için gitmiyorsunuz. Yani gittiğiniz otelde alınan önlemler ne kadar fazlaysa aslında sizi o kadar da tatilinizden soğutacak hareketler de oluyor. Çünkü kapıdan giriyorsunuz, işte ateş ölçeriyle başlıyor içeri, yemek alma standına girinceye kadar her yerde bir kontrol, her yerde bir dezenfeksiyon ortamı olduğu zaman insan ister istemez zaten hiçbir ama bu virüsten de kurtulmuyor. Murat Bey'i dinlerken aslında şunu da çok güzel görüyor olduk. Turizm ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu aslında tekrar gördük. Yani 10-15 milyar dolarlık bir girdi. Evet, inşallah yıl sonuna kadar bunu sağlarız. Umarım bu uçakların devamı gelir. Özellikle Ekim sonuna kadar en azından Türkiye'de herhangi bir sıkıntı olmadan Türkiye'deki alınan önlemlerin doğru olduğunu bütün dünyaya da anlatırız ve bu rakamlara ulaşırız. Ama keşke biz bu senede 40-45 milyar dolarlar soksaydık da bu ülkemize bugünkü kurlara da gelmeseydik. Bunu söylerken herhalde yanlış bir şey söylemiyorum Murat Bey. Yani ülkeye ciddi bir döviz soktuğunuz zaman o ülkedeki açığı da kapatmaya başladıktan sonra sizin paranız da değerleniyor. Ama Ali Bey, bence şu noktaya bizim asıl dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi demin de söylediğim gibi biz İzmir bölgesinde yaklaşık 400 tane seyahat ajantası dedim. Ve 430 tane seyahat ajantasının da ya neredeyse %75'i ya kapalı ya evinden iş yapmaya çalışıyor. Aslında bu ajantalar yok olmadı. Bu ajantalar sadece su üstünde kalmaya çalışıyorlar. Müşterisizlikten ve sermaye yetmezliğinden, çünkü biz 2015'ten beri bir kriz dönemleri yaşadık. 2015'teki problemlerle 2016'daki kalkışmalarla birlikte aslında biz sadece 2019 yılında biraz nefes alırken 2020'ye yakalandık ve biz turizmciler sermayemizi yedik. Özellikle seyahat ajantaları. Şimdi bu dönemde 2021'e geçmek için, 2021'de tekrar eskiye dönebilmek için, ki ben maalesef Murat Bey kadar çok pozitif değilim, olmak istiyorum inanın. Bir anda her şey toz pembe olmayacak diye düşünüyorum. Özellikle turizm bölgelerinde herkes bir bekle göre girecektir. Yani mutlaka bir sıçrayış olacaktır 2021'de ama bir 2019'a ulaşacağımızı ben sanmıyorum. En azından belki %50'sini %60'ına ulaşırız ama bu zamana yayılacaktır. Ama bu seyahat ajantalarının ayakta kalması için bazı önlemler alınması gerekiyor. Çünkü bu döviz girdisini bu seyahat ajantaları yapıyor. Şimdi bu girdileri, bu ajantaları ayakta tutabilmek için de kredilerle kredi vermek, ucuz maliyetlere kredi vermekten öte, çünkü bu krediler şimdi Ekim ayında başlanacak tekrar ödemeye ama kimsenin işi yok. Kimsenin bir kazancı yok ki bu kredileri geri ödesin. Bence bu kredilerden çok ayakta kalması için, genel giderlerini kısması için ajantada bir destek verilmesi gerekiyor. Mesela bakanlığımızın aldığı bir karar vardı, biliyorsunuz 31-12'ye kadar evden çalışma hakkı tanındı. Her ne kadar evden çalışma hakkı tanınmış olsa da sonuçta seyahat ajantası ofisini tutmak zorunda. Yani o ofis kapanmıyor. Sadece evden çalışıyorsunuz. Dolayısıyla siz kiranızı ve stopajınızı ödemek zorundasınız. Bu da bir ciddi bir gider. Yani aslında seyahat ajantalarının bu teknoloji dünyasında fiziki olarak gerekmiyorsa, fiziki olarak bir ofis, bir dükkan kiralama, bir büro kiralama gibi dertten kurtulması gerekiyor. Yani bakın, bu aslında söylediğim çok önemli bir detay. Özellikle İzmir gibi bir bölgedeki seyahat ajantaları için, daha çok iç pazara çalışan seyahat ajantaları için. Mesela bu genel giderden kurtulabilir ajantalarımız. Veya kısa çalışma ödeneği 31-12'ye kadar devam edecek. Tabii bu çok önemli bir detay ama şimdi bakın, pandemi döneminden önce başlayan sıkıntı, yani Mart'ta başlayan sıkıntılar bugüne kadar geldi. Bugün
Şimdi aşı da bulunsa ne olursa olsun sezon bitti. Yani biz 30 Eylül'de aslında Ege bölgesinden bahsediyorum. 15 Eylül ile 30 Eylül arasında Ege bölgesinde, İzmir bölgesinde turizm durma noktasına gelir. Yani küçük yine turlar olur ama bizim ana sezonumuz bitmiş olur. Dolayısıyla biz Mart ayının sonuna kadar, her şey güzel olsa bile Mart ayının sonuna kadar iş yapabilme şansımız da yok. Yani felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama bir yıl boyunca bir tane fatura kesemeyecek seyahat acentalarımız var. Bunları ayak tutabilmek gerekiyor. İşte o yüzden 31-12'ye kadar belki gidecek olan bu çılgın kısa çalışma ödeneğinin devamını sağlamak gerekiyor. Çünkü yetişmiş eleman da çok az ülkemizde. İyi turizmciyi bulmak da zorlaşıyor artık gitgide ülkemizde. Yani ben özellikle bu konularda TÜRSAP olarak da ve bakanlığımızın da adımlar atması gerektiğine inanıyorum. Ha bunlar tabii daha çeşitlendirilir. Yani aklımdan geçen daha birçok şey var. Mesela biliyorsunuz %50'lik bir araç dolulukları var pandemiden dolayı. İşte %50 ben %75'e kadar değişen hesaplamalarla otobüsü de doldurabiliyorsunuz. Ama full otobüs çıkamıyorsunuz. Ama otobüsün tam parasını ödüyorsunuz. Mazotunuzun tam parasını ödüyorsunuz. Rehberin tam parasını ödüyorsunuz. Dolayısıyla maliyetlerinizi zaten kişi başına böldüğünüz zaman bir sene öncesine göre %25-%30 otomatikman artıyor. Ya belki hani utopik denen bir şey ama bence olmayacak bir şey diyeyim. Bir mazot desteği ÖTV konusunda bir mazot desteği sağlanmalı bu seyahat acentalarına. Rehber konusunda belki belli bir dönem tam rakam üzerinden değil %50 rakam üzerinden çalışması gerekir belki rehberlerine. Çünkü bu pandemi sadece bizim pandemimiz değil, hepimizin pandemisi. Hepimizin zorlandığı bir dönem ve burada hepimizin birbirimize destek olarak buradan çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Yani acentaların bu 40-45 milyar dolar Türkiye'ye döviz girdisi sağlayan bu acentaların ayakta kalabilmesi için başta hükümetimiz, başta bakanlığımız olmak üzere ciddi destekler. Tekrar ediyorum, bu desteklerin anlamı kesinlikle ve kesinlikle bana göre kredi vermek değil. Çünkü kredinin bir dönüşü olacaktır mutlaka. Bu şirketlerin ayakta kalması ve pandemi sonrası her şeyin tekrar normale döndüğü dönemde de bu şirketlerin, bu dinamoların tekrar çalışması gerektiği için kesinlikle bu adımların atılması gerektiğini inanıyorum Ali Bey. Peki Kıvanç Bey, çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim de TÜRSAB olarak yapmış olduğumuz birçok çalışma var. Ben ona geçmeden önce Murat Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Murat Bey, sektörde böyle bir sorun var. Devletin şu andaki mevcut yapısı itibariyle, mevcut ekonomik gücü itibariyle turizm sektörüne neler yapabilir? İşte faizsiz kredi destek, kira desteği, işte vergi almama, stopaj almama gibi, işte kısa çalışmanın yıl sonuna kadar uzatılması ne kadar mümkün olur? Devletin bu anlamdaki bir yaklaşım gösterme gücü var mıdır? Evet, teşekkürler. Tabii doğal olarak tabii sektörün çok içinden geldiğiniz için Kıvanç Bey, Dandan Hanım da birazcık hafif isyan ediyorsunuz çok haklı olarak. Çok doğal. En iyisi şöyle ki yani pembe tablo ben hep şey derim, nasıl düşünürseniz öyle olur. Onun için her zaman motivasyonu güç tutmak lazım. En iyisi şu var. Şimdi bak, iki tane nokta var. İki nokta var. Türkiye ve dünyadaki finansal gelişmeler biraz ayrışıyor. Şimdi ben biraz önce konuşmamda şunu söylemek istemiştim. Birincisi, dünyada çok ciddi bir likidite. Yani bir şirket ya da bir kişi finansal olarak zorluğa girdiği zaman yapılması gerekli olan en önemli konu o kişiye ya da o şirkete likidite sağlamaktır. Yani kaynak yaratmaktır. Ve bugün dünya ekonomilerine baktığımızda, biraz önce dedim ya, pandemi aslında bu turizm sorunu, biz İspanya'da da böyle bir program yapılıyor olsa, İngiltere'de yapılıyor olsa, Almanya'da yapılıyor olsa, inanın benzer sorunlar hepsinde var. Yani sadece Türkiye'ye has değil, hepimiz için var. Şimdi buradaki sorun kaynağı sağlamak. Şimdi Türkiye ekonomisi, Ali Bey'in sorduğu soru çok güzel. Şimdi Türkiye ekonomisine baktığımızda, Türkiye biraz önce dedim ya, bilançosu olarak, yani bir şirket gibi düşünün, alacakları verecekleri şeklinde baktığınızda bilançosu biraz daha zorlanarak bu pandemiye yakalandı.
Yani biz Ocak ve Şubat ayında baktığınızda aslında çok iyi ivmelenmiş ve sizler de tahmin ediyorum belki otellerde veya konferanslarda, kongre turizminde %100'lerle gidiyordunuz diye tahmin ediyorum. Bu Mart-Nisan'da bir anda geriye çekildi. Şimdi aslında yılın başı çok inanılmaz güzeldi. O 45 milyar dolarlar 45 milyar olarak belki daha da yukarıya gidebilecekti. Fakat olağanüstü bir durumla karşılaştık. Tabii bu duruma biz biraz daha hazırlıksız, ekonomik olarak biraz daha zor bir durumda yakalandık. Çünkü Türkiye 2018-2019'da da zorlanan, ki hatırlayın 2018'de yaşadığımız bir kur atağı var ve ciddi bir yaralanmamız vardı ekonomide. Onu düzeltmeye çalışıyorduk. Bir üstüne de bu geldi. Şimdi tabii ne olursa olsun desteklenmeli mi sektörler? Kesinlikle evet. Kısa çalışma ödeneği zaten yasal olarak da Cumhurbaşkanımıza verildi ve sene Haziran'a kadar uzatma yetkisi var biliyorsunuz. Tahmin ediyorum onun devam edeceğini tahmin ediyorum ekonomik olarak. Türkiye hazinesine baktığınızda Türkiye hazinesi sektörler bazında, ki turizm bunun çok çok önemli bir sektör. Sektörler bazında desteğinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu desteğin devam etmesi tabii ki bütçe açığı doğuracaktır bize. Bu dönemde bu bütçe açığını yapmalı mıyız? Kişisel olarak fikrim evet, kontrol altında tutarak yapmalıyız. Çünkü biraz önce dediğiniz gibi 40 milyar dolara getirecek olanlar yine buradaki şirketlerimiz. Biraz daha desteklemeliyiz. Ama tabii ki onun da bir sınırları var bir yere kadar. Belki burada işte dediğim gibi geçmiş değil, geleceğe bakmanız lazım. Başta onun için dedim, yeni ekonomik düzen, yeni planlamalar, yeni stratejiler, geçmiş gibi yaşamamalıyız. Şirketlerimize de bazı görevler düşüyor. Bireylerin harcama şeklindeki değişime ihtiyacımız var. En netice Ali Bey, yani burada devletin hala yapacak bir şeyleri var, muhakkak var. Olması diye bir şey olamaz. Ama tabii ki bunları yaptıkça bilmeliyiz ki bir bütçe açığı, bu da bizim bireysel olarak bazı noktalarda kısıtlamalarımızın oluşacağı anlamına da gelecektir. Bir şekilde bunu hep birlikte göğüslemeliyiz. Yani günün sonunda ya dışarıya bağımlı kalacaksınız ya kendi içinizde göğüsleyeceksiniz. Ama yine ben tekrar etmek istiyorum. Yani devletin yapabilecekleri var. Bunların evet negatiflikleri de olacaktır ama hala yolu var, yani rahatlıkla var. Peki çok teşekkür ediyorum. Handan Hanım'a dönüyorum tekrar. Handan Hanım, kongre turizmin bundan sonraki geleceği nasıl olur? Nasıl görüyorsunuz? Sektör nasıl değerlendiriyor? Kendi sizin ayrı bir dünyanız var çünkü kongre turizmi anlamında. Değerlendirmeler nasıl? Hem ulusal hem uluslararası boyutuyla. Buyurun lütfen. Şimdi tabii yani ben böyle ayrıştırdım. Evet, haklısınız kongre turizmini. Kazanımları çok farklı olduğu için, içerik, content denilen şey çok farklı olduğu için ve bunun gerçekten ülke ekonomisine ve sosyal gelişimine, sosyoekonomik, akademik gelişimine çok değerli katkıları olduğu için ülkeler tarafından çok değer verilen bir sektör olmasını vurgulamak istedim. Aslında Türkiye için de çok önemli bir sektör. Sadece ekonomik tarafıyla bakmamak da lazım. Şimdi ben önce bir hani Murat Bey'in çok değerli bilgilerine bir ben araya girip soracaktım ama belki biterken bir tamamlama notu olarak paylaşabilir. Gerçekten turizm çok değerli bir sektör ama çarpan etkisi, bu aynı şey kongre turizm için de geçerli. Birçok ülkede yapılan economic impact, yani bunun ekonomik ne diyelim etki çalışmaları aslında bizim ülkemizde yapılmıyor. Yani ya da bilmiyorum. Ben çok bu sorularla karşılaşıyorum ama gerçekten bu anlamda tamamen belirli bir kayıt altına alınmış kongre turizmi nedir? Bunun volümü nedir? Bunun çarpanlarıyla ülke ekonomisi için anlamı nedir? Aslında bunu turizm için de yapmak lazım tabii. Turizm satelit çalışmaları yaparak, yani bir aslında bu sektör neyi ifade etmektiri net görmek lazım. Çünkü ben şeye de hani olumlu bakmak, olumsuz bakmak, pembe tablo biliyorum, yani hepimiz ümitli olmalıyız. Zaten umut dolu bakmalıyız ama bunları tabloları görerek, yani resmin pembesini grisini değil kendisini, gerçeğini görerek, ona göre hazırlanarak, bunun üzerine stratejiler koyarak, yani önümüze geldiği gibi değil planlamasını yaparak ilerlemek gerekiyor. Tabii ki şüphesiz kurumlarımızın da yaptığı bu. Fakat ben tabii diğer alanlar benim yani bilgi paylaşmak şu anda konum değil. Kongre turizmi adına söylersem hani 2020 yılında biz doğmuştuk, taşmıştık da efendim 2020 yılında da bütün kongrelerimizi kaybettik diye bir durum söz konusu değildi. Bunu vurgulamak isterim. Zaten kongre turizmi 3-4 yıldır yara almış bir sektör.
ve ilgili gereken çalışmaların da uzun vadeye yayılarak, planlanarak yapılmadığı bir sektör. Ben, bu da benim hem bir profesyonel olarak hem de bu sektöre uzun yıllar emek vermiş bir kişi olarak şahsi fikrim. Şimdi bu sektörün geleceği nedir? Aslında ne yapmak lazım? Anladın, böyle diyorsunuz ama kimden kimi şikayet ediyor diyeceksiniz. Biz hepimiz bir bütünüz. Yani önce destinasyon. Bunu hep yıllarca konuştuk. Önce destinasyon. Destinasyon kazanacak ki bütün paydaşları, bu ekosistemde kim varsa faydalansın. Acentamız faydalansın. Her bu işi, bu sektördeki incoming'de olabilir, kongrede olabilir, turist de fark etmez. Bütün bu segmentleri kim kazandırabiliyorsa. Burada kongre turizmi olduğunda asla ve asla akademisyenlersiz düşünemeyiz. Yani kimse sadece Lütfü Kırdar için, X acenta için veya Y oteli için kongre turizminde hareket etmez, kongrede düzenlemez. Bunu, bu ekosistemin içerisine STK'ları falan katarak hareket etmek lazım. Bunu da uzun zamandır söylüyoruz. Bu konuda da hala yapılacak çok konu var. Şimdi kongre turizminin geleceği dediğimizde, kongre turizmi ne demek? Yani sahibi kim bunun? Bu kongreyi kim düzenliyor diye baktığınızda, uluslararası dernekler, birlikler, STK'lar, federasyonlar gibi gibi. Yani ben tabii rotasyon olan etkinliklerden bahsediyorum. Bunların dünyası var, Avrupa'sı var, Orta Asya'sı var. Yani herkes kendi rotasyonuna girebilecek kongreler üzerinde yıllardır çalışıyor. Ve bu kongreleri ülkesine kazandırabilmek için de belli stratejiler gidiyor. Bunların içerisinde, bunlar hep uzun vadeli işler. Bugün başlıyorsunuz, 2023 yılındaki, 2024, hatta şu anda 2026 gibi kongreleri almak için bir çalışma içerisine giriyorsunuz. O da bir detay, ona da girmeyeyim. Ama şimdi ileride bu kongrelerin neden Türkiye'ye gelecek veya nasıl düzenlenecek noktasındaki en önemli konu, zaten kongrelerin sahipleri ne yapacak, buna bakmak lazım. Yani bu adamlar bu kongreleri nasıl düzenleyecekler, düzenleyebilecekler mi? Veya onların şu andaki sıkıntıları ne? Yani kongreyi düzenleyen, burada üçüncü parti veya PCO veya Acenta Kongre Merkezi'ni kastetmiyorum. BIFIL kongrenin sahibi Uluslararası Psikoloji Derneği'nden bahsediyorum. Uluslararası Kognitif Davranış Derneği'nden bahsediyorum. Bunun buradaki muadili olan derneğin, yani ev sahipliğini yapacak, bu kongreyi buraya çağıracak olan derneklerimizin durumunu aslında önce görmemiz lazım. Ki bizler bu kongreleri ortak akılla kazanalım, ondan sonra da şehrimize kazandıralım ve hep beraber faydalanalım. Bu derneklerin şu andaki sıkıntıları, evet, bu pandemi dolayısıyla hepsinin aslında üye kaybından tutun, nasıl TURSAB'ın üyeleri var ve üyelerine hizmet etmek üzere olan da bir kurum aslında. Bu dernek ve birliklerinde bizlerin işte üyesi olduğu kuruluşlar var. 2000 tane üyesi var İKKA'nın mesela. Biz de bunun bir tanesiyiz. Hepsinin üyelerine verdikleri hizmet konusunda bütçelerinin sınırlanmış olması sebebiyle, üye gelirdir çünkü, etkinlik geliridir, kongre geliridir gibi bir takım gelirleri vardır bu asosiyasyondan ve kongreler bu dernek ve birliklerin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Şimdi bu kongrelerin yapılamıyor olması tabii ki kongre sahipleri için de, bütçeleri için de yeniden bir yapılanma, yeniden bir bütçe formasyonu, new business model dedikleri yeni bir business modeli bulma yolunda aslında birçoğunu şu anda düşündüren ve üzerinde çalışmaya iten bir konu. Bunların hepsi bizim için bir fırsat mıdır? Evet, İstanbul için fırsatlar var burada. İçerik çok önemlidir. Tabii toplantıları hibrite çevirelim. Bakalım bütün kongre sahipleri hibrit toplantı yapmaya hazır mıdırlar? Yani Amerika'da 20 bin, 30 bin kişilik bir kongre yapılıyor. Nitekim tamam, İKKA kongresini online yapıyor bu sene. IMEX fuarını online yaptı. AIPC online yapıyor. Buradaki bütün mesele tabii ki bir teknoloji. İki, bu toplantıya katılan farklı yaş grupları, farklı dillerdeki insanlar. Yani işin teknoloji tarafı, içerik tarafı yani. Ve oluşmayan insanların aslında bu toplantılara katılarak en çok kazanım edindikleri network, lobby. Hani hepimiz birer lobiciyiz tabii bu anlamda. Bu bir kayıp, bu çok önemli bir kayıp. Hala buna geri dönme arzu ve isteği var. Ama bu kaybı, bu önümüzdeki belki bir transition period diyelim buna, bir geçiş dönemi ise, bunu online toplantılarda nasıl sağlayacağız? Yani biz kendi aramızda yaptığımız 50 kişilik, 100 kişilik toplantılarda bile uluslararası üyesi olduğumuz kuruluş meslektaşlarımızla minik minik küçük odalarda network odaları yapıyoruz. Yani birçok aslında yeniliğe açık, her şey çok yeni. Sadece teknolojide online olarak bir araya gelmekten ibaret değil yani. O toplayalım 1000 kişiyi falan. Bu o kadar basit bir konu değil. İçerik çok önemli olduğu için, eğitim çok önemli olduğu için ki kurumların üyelerine eğitim
öncelikle vermesi gereken hizmetlerden bir tanesi. Bilgi paylaşımı özellikle en çok tıp kongrelerine ev sahipliği yapıyorduk biliyorsunuz. Bunlar çok önemli olduğu için, top speakers, en önemli konuşmacıların buraya gelmesi çok önemli olduğu için, bütün bunlara şimdi bir bütünsel bakış var. Bu bakışa tabii ki hizmet edecek olan, çözüm sağlayacak olan bizlerin, kongre merkezlerinin, işte efendim PCO'ların, bunların hepsinin farkında olması, bunlara uluslararası trendlere cevap verebiliyor. Ben koptum mu acaba yayından? Evet, sesinizi alıyoruz. Hande Hanım, buyurun. Bunlara cevap verebiliyor olması, hazır olması gerekiyor. Yani bu işler hibrit olacak deyip, hani işte hapları da bağladık, ekrana geçtik. Bu kadar basit değil. Tabii ki bu kongrelerin eş zamanlı yapılan fuarları var. Bu apayrı bir konu gibi. Şimdi bütün bunlar bizim geleceğimiz. Hande Hanım, İstanbul... biraz toparlayabilir miyiz? Zamanımız tabii bitmek ki, üzere. Daraldı. Tabii burada en önemli olan şey, İstanbul ne yapmalı? İstanbul için fırsat var. Birçok kongre ertelendi. Bu ertelenen, şu an için görüneni söylüyorum, pandemi uzadığında resim bambaşka olabilir. Çünkü her gün yeni bir şey çıkıyor. Bunlar belli destinasyonlara gidebildiler, bazılarına gidemediler. İşte depozit yerleri şu oldu, bu olamadı. Bu kongreler takip edilebilir. Ama en önemlisi, yani teknik olarak birçok şey anlatabiliriz. Sübvansiyondan tutun da şuna buna kadar. Aslında özetlemem gerekirse, bence en önemli konu, iyi iletişim, etkili iletişim ve işbirliği olmalı. Buradaki işbirliğinden kastım da bütün arkadaşların, STK, özel sektörün bir strateji yaratması gerekiyor ki turizm için de geçerli bu. Ama kongre turizm için spesifik, birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Burada ambasadörlerimizin, kongre elçilerimizin yanımıza alınması gerekiyor. O zaman asla da vazgeçmememiz lazım. Kongreler AI oldu, artificial intelligence, 5G geliyor, teknoloji değişiyor, cebimizde %45 connected olacağız. Kongrelerin amacı insanların network'üdür. Tabii ki dünya değişiyor, yeni normal çok başka. Ama insan ilişkileri devam ettiği sürece bir araya da gelinecektir. Bizler buna inanıyoruz, en azından şimdilik inanmak istiyoruz. Dolayısıyla 2023 yılı itibariyle yapılacaklar için kurumları el ele çalışmaya davet edeyim ben Ali Bey. Evet. Evet. Ben de size aynen bu söylediklerinize katılıyorum. Kesinlikle fiziki olarak biz yine eskisi gibi kongre düzenimize belki daha ciddi tedbirler alarak devam ediyor olacağız. Yoksa diğer türlü zaten olma şansı yok. Bir yerde işte konserler vesaire, hiçbir şey insanın dokunması gibi, kitabı alıp okumanız gibi, gazeteyi alıp okumanız gibi sanal ortamda okumanın şartları da aynı değil. Kongrelerde eskisine dönüş olacaktır. Tabii ki burada aşının ve ilacın bulunması bizi biraz daha rahatlatarak eski normal yaşantımıza geri döndürecek. Tabii yeni kurallarla birlikte. Şimdi bize programa gelen sorular var. Bunları paylaşmak istiyorum. Ben biraz böyle hızlıca özetleyerek herkesi ilgilendiren sorular var. Şöyle demiş izleyicilerimiz, tabii Covid'e bağlı olan butik otellerin tamamı açık ve şu anda dolu. 5 yıldızlı daha büyük, işte 2000-3000 kişinin konaklama yaptığı oteller açılamadı ve boş. Bu işte bu Covid'in aslında sağlamış olduğu bir yer, tedbirlerin getirilmiş olduğu bir yaklaşım. Buna çok fazla söylenecek bir şey yok. Her geçen gün büyük otellerde açılmaya devam ediyor en azından. Şu anda onu görüyoruz. Tabii büyük otellerin açılması ya da açılmamasını şöyle yorumlamamak lazım. İzleyicilere özellikle söyleyelim. Genelde bizim butik oteller, küçük oteller iç turizmde tercih edilen otellerimiz de. Büyük oteller daha çok incoming, yurt dışından gelen, Rusya pazarından, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya pazarından gelen misafirlerimizin doldurmuş olduğu otellerde. Buna böyle bakmak lazım, böyle değerlendirmek lazım. Yoksa büyük oteller sağlıksızdır, daha tehlikelidir yaklaşımı doğru değil. Bu yorumdan kaçalım mümkün olduğu kadarıyla. Ülke turizmi bitti demiş bir misafirimiz. 2021'e kadar kapatalım mı, Avrupa'da ikinci işte patlamayı bekliyor demiş. Murat Bey, şöyle bir soru var. Bu sizi ilgilendiren bir durum. Şirketler neden krizsiz hayatta kalma şansları olmuyor der. Yani en ufak bir krizde hemen kredi, hemen destek. Niye böyle bir durum yaşıyoruz? Bizim işte 3 aylık 5 aylık niye şirketlerin 1-2 yıllık dayanma ömürleri yok diye böyle bir soru gelmiş izleyicimizden. Ne dersiniz? Soru,
Soru çok güzel. Çok aldığım bir soru. Evet. Şöyle ki, Türkiye'de maalesef sermaye konusunda yeterliliği az şirketlerimizin. Yani biz şirketlerimizi kurarken çoğunlukla örnek mesela 100 bin liralık sermaye ile şirket kuruyoruz ama şirketimiz mesela toplam yaptığı satış ya da hacmine baktığınızda 10 milyon lira görüyoruz. Ama hala sermayemiz 100 bin lira olarak duruyor. Yani şirketlerimiz büyürken mesela sermayelerimiz büyümüyor. Ve ağırlıklı olarak Türkiye'de sermayenin yetersizliğinden dolayı krediler, Türk finans sektöründen sağlanan krediler bir nevi sermaye olarak kullanılıyor. Yani işletme sermayesi olarak kullanılıyor. Esas sorunumuz bu. Bundan dolayı da ani bir dalgalanmada, negatif bir durumda şirketlerimiz bir anda tabii ki maliyetlere yükleniyorlar. Çünkü o kredinin maliyeti de yukarıya doğru gelmeye başlıyor ve yeni kaynak arayışına giriyor. Bir de yedek akçe şeyimiz yoktur bizim. Böyle zor gün akçemiz pek olmaz. Çünkü çok yatırımcı, çok girişimci bir ülkeyiz biz. Akdeniz'de olmanın da verdiği bir şey vardır. İnanılmaz derecede kazandığımız parayı biz büyütmek isteriz işimizi. Biraz yedek akçe yapmayı da unuttuğumuz için böyle olunca tabii ani bir negatiflikte... Ne önerirsiniz? Burada ne önerirsiniz? Ne önerirsiniz? Valla burada ne öneririz? Bir kere tabii ki artık sermayenin güçlülüğü çok güçlendirilmesi çok önemli. Gerçekten 2020 ve sonrası yeni ekonomik düzen diyorum ben bunu pandemi sonrası. Gerçekten çok yeni bir iktisadi bir döneme giriyoruz. Yani bunlar çok kritik. En netice sermayenin güçlendirilmesi gerektiği yerde firmalarımızın aşırı derecede büyüme değil, belki aynı kalıp, belki minicik de olsa küçülüp çok daha nasıl diyelim markalaşmak diye bir kavram vardır ya, daha etkin bir şekilde, daha katma değerli bir noktaya gitmeleri gerekli. Bunu öneriyorum. Çünkü bu tip iniş çıkışlar dünya ekonomilerinde hep olacak. Bundan 10 yıl sonra da bir şey çıkabilir, 5 yıl sonra da bir şey çıkabilir. Bunlardan bir ders çıkarmamız lazım. Dediğiniz gibi kredi, Kıvanç Bey çok güzel söyledi, kredi bir hibe değil. Günün sonunda bir geri dönüşü var. Yani bugün kredi aldığınızda yarın ödemek zorundasınız. En netice burası önemli. Daha güçlü sermaye yapısı, çok agresif büyümemek, daha kaliteli hizmet çıkarmak. Evet, yani en azından şirketler sermaye yapısını ve kötü günler için, zor şartlar için yedek akçeyi mutlaka bulundurmaları gerektiği sonucu çıkıyor. Tabii. Handan Hanım, size bir soru var. Lütfü Kırdar ve diğer kongre merkezleri ne zaman açılması öngörülüyor der bir izleyicimiz. Tabii diğer kongre merkezleri için bir şey söyleyemem. Hepimiz farklı işletmeleriz. Şu anda biz faaliyetini durdurmuş bulunmaktayız. Personelimiz de kısa çalışma ödeneğinde çalışanlarımız. Tabii bu faaliyetlerle doğru orantılı. Bir de aynı zamanda yani toplantılara bir kısıtlama gelip gelmeyeceğiyle doğru orantılı. Bir sürekli takip ediyoruz tabii ki. Etkinliğimiz olduğu zaman gerekli her türlü önlemi zaten almaya hazırız. Kurallara ve uyduğu sürece, talepli olduğu sürece herhangi bir kısıtlama ve sınırlama da gelmezse ileride, inşallah da böyle olmayacağını ümit ediyoruz ama yakından da takip ediyoruz. Tabii sağlık her şeyden önemli. Eylül ayı itibariyle diyebilirim. Ama her şey de değişebiliyor gördüğünüz gibi. Sizin kongre merkezinden Lütfü Kırdar'dan 20 gün sonraya bir konser ya da bir etkinlik istenilmiş olsa hazır mısınız buna? Hazırız, evet. Hazırız. Peki, teşekkür ediyorum. bu tür sorular var çünkü. Şöyle bir soru var. Kıvanç Başkanım, bu konuda yorumunuzu almak istiyorum. Gelen turist kalitesi diplerde olacak. Rusya'dan ucuz turist gelse ne olur? Kaliteli para harcamayan turist Türkiye'ye zarardır. Katılıyor musunuz bu görüşe? Kısmen katılıyorum ama şöyle bir şey var Ali Başkan. Yani biz zaten kite turizmi yapıyoruz. Biz zaten ülkemize 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon turist getirmeye çalışıyoruz. Yani böyle bir hedefi peşinde koşan bir ülkenin turizmdeki geliri 666 dolar gibi bir rakamı olan bir ülkenin zaten daha kaliteli müşteri getirme şansı da yok. Çünkü biz her şeyi dahil otellerimizde maksimum müşteri getirerek, maksimum dolulukları yakalayarak en iyi fiyatlarını sunmaya çalışıyoruz. Ama bu Türkiye'nin turizm politikasının bir tercihidir. Yani biz dünyada ilk 5'e girmeye çalışan bir ülke isek bu turizm anlayışını da getirmemiz gerekir. Ha, tabii sadece bunun üzerine kurmamamız gerekiyor belki turizmimizi ama şu an maalesef sadece bunun üzerine kurulmuş gibi görünüyor. Evet, teşekkür ediyorum. Lütfü Kırdar'ın ne zaman açılacağına dair çok soru geliyor. Handan Hanım da söylediği gibi Lütfü Kırdar
Biz talepleri açınız efendim. Açılmaya hazır. Yeter ki yapılacak evet. olan bir iş ve etkinlik olsun. Yani yarın akşama organizasyon yapın. Lütfü Kırdar yeni şartlara göre bunu hazır. Şöyle evet. sorular gidiyor. Muhtemelen bu izleyicimiz Murat Bey'in de önerisini dinlemiştir. 2021 yılında şirket kurup acenta açmak istiyorum. Bu doğru olur mu diye sorar. Turizm tarafını ben söyleyeyim. Ülkemiz bir turizm cenneti. 12 ay her zaman turizm yapılabilecek olan bir ülke. Çok ciddi potansiyeli olan bir ülke. Siz işinizi iyi yaptığınız sürece, yurt içi yurt dışı çalışmalarınızı, tanıtımlarınızı iyi yaptığınız sürece bu işte istikbal olduğunu söyleyebilirim. Fakat Murat Bey az önce altını çizen bir şey oldu. İş yerini açıp 2 ay sonra bir kriz durumuyla karşı karşıya kaldığınız zaman en azından sizi bir süre ayakta tutacak, ayakta kalmanızı sağlayacak yedek akçenizin de bir tarafta bulunması gerekiyor. Değil mi Murat Bey? Kesinlikle, kesinlikle. Yani yoksa Türkiye gerçekten o anlamda. 4 mevsimi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Her an her şey yapılabilir turizm anlamında. Yeter ki sağlam sermaye ile sağlıklı bir finansal planlamayla gidilsin. Gerisi çok kolay yani. Sektör dışı da çok izleyicilerimiz olmuş ve herkesin sormuş olduğu bir soru var. Seyahat acentalarına ödemiş olduğumuz tur tatil ödemelerini geri almakta zorlanıyoruz diye. Bu maalesef ciddi bir sıkıntı. Fakat bu hiç alamayacağınız bir anlam taşımadığını söylemek istiyorum. Özellikle ancak ciddi sorunlar yaşadığınız acentalarımız varsa bunları da TÜRSAB'a yazılı olarak bildirebilirsiniz ve bununla birlikte ödemelerin gecikmeli verilmesi ya da verilememesinin sebebi ise birinci sebebi havayolu ödemeleri biliyorsunuz normal uçuşlar yapıldıktan sonra 2 ay sonra ödeyeceğini bahsetmişti. Sivil Havacılık bu şekilde bir karar almıştı. İkincisi ise otellere yapılan ödemeler geri alınamadığından dolayı bu ödemeler yapılamıyor ama kesinlikle tüketicilerimiz şu endişede olmasın. Bizim ta ki pandemi dönemi başladığı zaman bir sloganımız vardı. Tatilini iptal etme, ertele. Bu sistem hala geçerli. Ben özellikle tüketicilere tatilinizi iptal etmeyin, erteleyin. Bu ertelemeyle ilgili yazışmalarınızı ve sözleşmelerinizi yenileyin. Mutlaka güzel günler gelecek ve tatillerimizi en iyi şekilde yapacağız. Diğer konularda ise destekler neler yapıldı, neler talep edildi, kısa çalışma, işsizlik vesaire gibi konuları TÜRSAB'ın duyurularını, ilanlarını da özellikle takip etmelerini diliyorum ben. Burada defalarca tekrar ettik bu konuları, anlattık. Tekrar burada zamanımızı da bir hayli aştık. Tekrar edip hem izleyicilerimizin de hem konuklarımızın da hem de programın vaktini almak istemiyorum. Kıvanç Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun programa katıldığınızdan dolayı. Handan Hanım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tekrar başınız sağ olun. Müsaadeniz olursa biliyorum süreyi açtık ama ben çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Şimdi benim gelen sorulardan anladığım yanlış anlaşılmasını istemem. Lütfü Kırdar'ın hani kapalı olduğu veya etkinlik almadığı gibi bir algı olmasını istemediğim için. Eylül ayına kadar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle zaten toplantılar yapılamadığı için bugün bütün merkezler zaten aynı durumda ve oteller toplantı yasak. Fakat aynı zamanda böyle bir talebin hani bir havasını sezdim, çok mutlu oldum. Ne güzel, eğer işi, düğünü, konseri, etkinliği olan varsa ve dediğim gibi tekrar kamusal bir sınırlama gelmeyecekse bizler tabii ki herkesi ağırlamaya hazırız başımızın üstünde. Onu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum tekrar açıklamanızdan dolayı. Tekrar başınız sağ olsun. Tekrar hoş geldiniz. Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok benim adıma çok keyifli, çok dolu dolu bir program oldu. Evet. Önceki programlarda olduğu gibi. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Günün bu zamanında işinizden gücünüzden sizi alıkoydum. Ancak sektör için, ekonomi sektörü için, turizm sektörü için, kongre sektörü için çok önemli bilgileri kayıtlara düşürdük. Bundan sonra artık izleyicilerimiz sektörde bu alanla ilgilenenler hem TÜRSAB TV'de hem TÜRSAB'ın sosyal medya hesaplarında bu kayıtlara ulaşabilecekler. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Sağlıklı günler diliyorum. Yine bizi izleyicilerle buluşturan TÜRSAB medyada çalışan arkadaşlarıma da, mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Hoşça kalın, iyi günler. Çok sağ olun, teşekkürler. Hoşça kalın.